Değerli izleyenler, sizler için ülkemizin bereketli topraklarını gezmeye devam ediyoruz. Cevizde Güz ve Kış Sezonu programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu programımızda da yine Sakarya Gevi Doğançay Mahallesi'ndeyiz. Program konumuz Ceviz ve Badem Araştırması Selami Bayrak ve bu programımızda cevizde önemli olan hastalık ve zararlarla ilgili bilgi aktaracağız size. Ben hemen konuma dönerek programa başlamak istiyorum. Selami Bey merhabalar. Merhaba. İkinci bölümle izleyicilerimizin karşısındayız. Şimdi birinci bölümde cevizin beslenmesini konuştuk. Beslenmenin öneminden de biraz bahsettik. Şimdi geldik. Tabii ki besleme ve sağlık. İşin bir de sağlık kısmı var. Sağlık, yani evet. Tabii ki sağlıklı beslenen bitkiler dış olumsuz koşullara, zararlıya, hastalığa, doğa koşullarına dayanıklı olsa da yine de bir mücadele etmek gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi tabii cevizin önemli hastalıkları var, zararlıları var. İsterseniz ondan birinden başlayarak programımıza başlayalım. Cevizin dünyadaki merkezi sayılan Kaliforniya'ya gittiğimizde orada kütüphanede ceviz yetiştiriciliği adı altında kitap aldım. Onunla beraber bir de ceviz hastalıklarını içeren bir kitap aldım. Walnuts diye. Burada evet. Bütün ceviz hastalık ve zararları fotoğraflarla beraber anlatılıyor. Evet. Ben dedim ki bizde dedim Allah'tan böyle bir hastalık ve zararlı çok yok ki. Böyle bir kitap da yok. Bu kadar çeşit hastalık ve zararlı da yok. O zaman. Ama büyük konuştunuz. Büyük konuşmuşum. Zaman geçti. Bu ceviz yerli çeşitlerden daha, çünkü onlar her ne kadar Anadolu cevizi, bizden giden ceviz ise de ıslah olup da bize geri döndüklerinde biraz daha hassaslaşmışlar. Bu zamanla belli oldu. Gördük ki ben bunu 5 sene, 6 sene hiç elime bu kitabı almadım. Gerekmedi çünkü. Fakat verime yatıp da yeterli beslenme yapılamadığı için, gübreleme yapılamadığı için, yeterli altyapıda hazırlanmadığı için, dağa taşa bayıra her yere rastgele ceviz dikildiği için hastalıklar ve devamında zararlılar baş göstermeye başladı. Ben 5-6 sene sonra bu kitabı elime aldım. 2 sene de böyle geçti. 3 sene, 7-8 sene sonra bu kitaba ihtiyacımız oldu. Hem bu kitaptan faydalanarak hem de ülkemizdeki diğer zararlıların ve hastalıkların neler olduğunu diğer kaynaklarında faydalanarak ortaya net bir fotoğraf çıktı. O da şu. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü 2015 senesi döneminde, hasat döneminde, 2015 senesi hasat döneminde bilhassa Trakya'da, Türkiye genelinde var da Trakya'da ben kesin bir istatistik rakam yok ama yani yaklaşık yarıya kadar bir ürün kaybı olduğunu gördüm. Çok büyük rakam. Şimdi ürün verdirdik, verdiremedik, baktık, bakamadık, besledik. O ayrı, bir de hazır verime yatmış ağaçta sırf ihmalden, bakımsızlıktan hastalıklar başladı ve devamında zararlılar başladı. Evet. Dolayısıyla ben bunu bir örnekle olaya gireyim. Şimdi iyi budama yapan, iyi bakım yapan, ilaçlamasını zamanında yapan bir bahçenin cevizi şu. Evet. Görüyoruz. Bu da aynı çeşit. Çeşit aynı. Yan dal verimli bir çeşit. Bu da zamanında ilaçlama yapmadığı için, iyi de bakımını yapmadığı için ama toprağa iyi, iklime uygun, verim iyi. Fakat durumu görüyorsunuz. İkisinin arasında siyahla beyaz. Evet. Gri yok. Yani siyahla beyaz bir fark var. Şimdi bu taraftaki gördüğümüz cevizin bahçesi 10 tona yakın ceviz hasadı bekleniyor. Evet. Ve ben bahçeyi gördüğümde daha hasat yapılmamıştı. İçlerine bakınca gördüm ki sıkıntı var içlerde. Yani bazı hastalıklar artık meyvenin kabuğundan belli oluyor ama içine de geçmiş. Ayrıca da bu hastalığa bağlı olarak da iç kurdu zararı başlamış. Az da olsa ama tabii daha çoğalır tedbir alınması eğer. Şimdi burada bu cevizde bu hasadın
yani 5 tonun üzerinde bir hasat. Ben yarıya kadar tahmin ettim zarar gördüğünü. Ve bu bahçe sahibi bu cevizleri pazarlayıp verdiğinde birçok kişi iade ediyor geriye. Senin bana verdiğin ceviz geçen sene şöyle iyiydi, böyle iyiydi, beyazdı. Efendim kabuğu şöyleydi ama zaten bu sene biz şüphelenmiştik kabuk renginden. Ama içleri de bozuk çıktı diye iade etmeye başladılar. Ve bu bahçe sahibi ne acıdır ki halen ilgisiz. Ne gibi mücadele yapılacak, burada ne gibi tedbirler alınacak noktasında faydalanmak istemiyor. Yani ben diktim diyor, ne verirse toplarım, satarım, vermese de şey değil. Ama bu ağaç ülkemizin ağacı. Versin, kaliteli versin, sağlıklı versin. Ve yarısı gerçekten ama seneye o yarıyı da alamayacak. Ceviz taneleri nohut büyüklüğündeyken başlıyor dökülmeler. Beslenme eksikliğinden ve yetersiz tozlanmadan dolayı dökülüyor. Bu dökülen cevizlerin bütün gittiğim, dolaştığım bahçelerde hastalık olarak kabul ediliyor. Halbuki ise yetersiz beslenmeden ve tozlayıcı eksikliğinden kaynaklanıyor. Zaten onu belirtmek istiyorum. Anladım. Bu hastalıkta demiyorum. Evet. Bu dökülmeye karşı bazı çeşitler hassas, bazıları dayanıklı ama bunu çiftçimiz hastalık zannediyor. Dediğiniz gibi hastalık değil. Bu tozlanma, tozlayıcı eksikliğinden ve besin eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Şimdi bunun devamında biraz daha şeyler büyüdüğü zaman nohut büyüklüğünde bunlar biraz daha fındık büyüklüğünde ve biraz daha büyükçe daha ceviz tam boyunu almayınca bir enfeksiyon daha başlıyor. Bunlar peş peşe giden. Şimdi isterseniz önce şeyden bahsedelim. Yani cevizde görülen hastalıklar var. Ciddi i̇şte sırayla gidiyorum zaten. Adım adım. Adını da söyleyerek başlayalım ki evet. Neyi anlattığımızı izleyicilerimiz tamam. Bilsin. Şimdi bu DCA dediğimiz dişi çiçek aborsiyonu meyve dökülme tohum nohut büyüklüğündeki dökülmeler hastalık değil. Evet. Onu bir kere bileceğiz. Ama o başlıyor. Devamında biraz daha taneler büyüdüğünde fındık büyüklüğünde haline geldiği zaman da apikal nekrosis diye bir enfeksiyon başlıyor. O da dökülme yapıyor. Saplardan dökülme yapıyor biraz daha irileştikten sonra. Şimdi bunun devamında ise eğer tedbir alınmadıysa bakteriyel yanıklık başlıyor. En korktuğum bir hastalık. Kesinlikle. Bakteriyel yanıklık. Bakteriyel yanıklık başladığı zaman kabukta başlıyor. Bu gövdede, dalda, yaprakta her yerde oluyor. Kesinlikle. Bu bakteriyel yanıklık. Ama esas bizim üreticinin, çiftçinin dikkat ettiği şey meyvedeki etkisini. Yani meyve versin de diyor ağaç ölmüş kalmış pek bakmıyor. Kesinlikle. Aslında ağaç hasta olduğu için, yaprak ve dallar hastalandığı için meyveye bulaşıyor. Oradan meyve dökülüyor sonuçta. O bakımdan bu apikal nekrosisin ileriki safhasında... Uç yanıklı diyelim de yani... Uç yanıklı, evet, tamam. Uç yanıklı. Türkçesi... Uç yanıklının en büyük sakıncası şu, bu uç yanıklığı başladığı zaman uçlarda bir enfeksiyon oluştuğu için iç kurtları buradan içeri giriyor. Evet. İç kurt her yerden girer. Evet. Yeşil kabuktan deler girer sert kabuğu. Ama kabuk sertleşince yer arar. Uçtan girer. Bu uç yanıklığı olduğu evet. Zaman. Oradan da giremezse sap çukurundan girer. Bir yerden giriyor içeri. Yani orada aslında yani meyvenin hastalığa yakalanması belli bölgelerin zayıflamasını oradan da kurtun işte şeyin daha hızlı, daha kolay girmesine sağlıyor. Şimdi hastalığı biraz özetledikten sonra zaten zararlıya geçeceğiz, iç kurduna geçeceğiz. Ama hastalığın bu uç yanıklığının devamında bakteriyel yanıklık, ixtamantanos dediğimiz o oluşuyor. Şimdi bunlar tabii tedbir alınmadığı için, zamanında mücadele edilmediği için bu sefer bakteriyel yanıklık başlıyor. Bakteriyel yanıklık başlayacağı zaman da şu ortaya çıkıyor. Meyvelerin yarısı renk kaybına uğruyor ve bir kısmı da yenecek gibi değil. Burada örnekleri var. Evet. Bazıları... Şimdi tabii bir yıllık
o yılki mahsulün mahsulü kaybetmek önemli değil ama ağacı kaybetmemek daha önemli. Devamında yani, ağaç da kaybolacak. İşte çünkü yaprak vesaire sonra da ağacı dala bulaşacak ve o komple ağacı yok edecek. Yani bunun tedbiri yok mu? Var ama bunu bahsederken ben şunu da söylemek istiyorum. Bu tedbiri alırken üreticimiz dikkatli olsun. Bu tedbiri alırken sadece kendi aldığı tedbir yetmez. Gerek iç kurduna gerekse hastalıklara karşı bir bahçenin aldığı tedbir yetmez. Kesinlikle. Toplu mücadele şart. Kesinlikle. Avrupa ve Amerika'daki ceviz üreten, ileri derecede ceviz üreten ülkeler müşterek mücadele yapıyor. Niye? Ben bu bahçenin mücadelesini yaptım, ettim, gayet güzel ilacı attım, efendim hastalıkla mücadele ettim veya zararlıyla mücadele ettim, güzel. Fakat bir hafta geçmiyor, komşu bahçeden geliyor. Onun için Avrupa ve Amerika diyor ki komşum benim ortağımdır. Zararda da ortak, karda da ortak. Kesinlikle. Biz de eskiden derdik ki efendim ev alma komşu al. Fakat biz şimdi döndük dolaştık maalesef, üzülerek söylüyorum. Biz ne oldu şimdi biz? Efendim komşu benim rakibimdir noktasına geldik. Bu çok üzücü bir şey ama biz tek başımıza bahçede mücadelenin gerek hastalıklara karşı gerek zararlıya karşı iyi sonuç vermediğini görüyoruz. Hemen geliyor. Hastalık daha çabuk geliyor. Zararlı zaten geliyor iç kurdu. O bakımdan müşterek mücadele. Zaten Türkiye'de hastalık ve zararlarla mücadele konusunda ortak hareket etmemek bizim en büyük problemlerimizden evet, bir tanesi. Evet, en büyük problem. Yani büyük problem, evet. Maliyetlerimizi oldukça yükseltiyoruz. Evet. Çünkü biz ilaç atıyoruz, komşumuz atmıyor, tekrar bulaşıyor. Bir daha ilaç, bir daha maalesef ilaç derken zaten kalıntılar ayrı bir konu. Evet. Şimdi 4 tane önemli gündemimiz var. Bir, bakteriyel yanıklık. Diğeri uç yanıklığı. Uç yanıklığı başlıyor. Bakteriyel yanıklık devam ediyor. Bu silsile içerisinde şeyi unutmayalım. Ceviz antakrozunu unutmayalım. Kesinlikle. Kara leke. Yani o zaten hep var. Başımızın belası zaten. Rutubetli yerlerde o bir mantar hastalık tabii. Kesinlikle. Antakroz mantarı bir hastalık. Ama esas korkulacak hastalık bakteriyel yanıklık. Ben kesinlikle bakteriyel hastalıktan korkuyorum. Şimdi bu bunlarla mücadele ederken ayrıca da bunlarla birlikte hareket eden 3 tane iç kurdu var. Bunun bir tanesi, ikisi iç kurdu, cevizin içine zarar veriyor. Şimdi bu ikisi birlikte hareket ederek birinin jenerasyonu 3-4, öbürünün 6-7 jenerasyonu. Bölgeye göre de değişiyor tabii jenerasyonlar ve popülasyonlar. Yani şeyde başlıyor, meyvenin büyümeye başladığından itibaren başlıyor bunlar. Ceviz içini doldurup da hasat haline gelinceye kadar devam ediyor. Yani uzun bir süre birçok popülasyon meydana getiriyor. Kesinlikle. Onun için işte kelebekti, tırtıldı, işte yumurtayı bırakıyor, oradan tırtıl çıkıyor. Böyle devam ediyor. Bu silsileyi takip edip mücadele etmek lazım. Bu şeyle birlikte hareket ediyor. Bakteriyel yanıklıkla veya uç yanıklığıyla. Tabii onlar aslında olduğu zaman verdiği zarar daha da büyüyor. Daha, ya da içi kolaylaşıyor. Öyle daha söylüyorum da artıyor. Evet. Bir de 3 tane dedik bak. Bir tanesi Cydia pomerella, bir tanesi Novel Orange sarı şey portakal renginde ismi üzerinde. Bir tanesi de ceviz yeşil kabuk kurdu. Evet. Sadece tabii yeşil kabuğu yiyor. Onun içine alakası yok. Evet. Cevizin yeşil kabuğunu yiyor, orada doyuyor, bırakıyor. Yani içeri girip de zarar vermiyor. 3 tane önemli kurt var. Kesinlikle. İç kurdu ve ceviz yeşil kabuk kurdu. Şimdi bunlarla mücadele bir sistematik dahilinde devam etmeli. Yoksa rastgele bu şey olduktan sonra hastalık başlamış, ilerlemiş, kurtlar da cevizin içine girmiş, iç kurtları, yapacak bir şey yok. Bunun önceden başlayıp sistematik bir şekilde, sistemli bir şekilde mücadele etmek lazım. Bu mücadele yaparken de çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Elektrostatik ilaçlama makineleri henüz tarımda ülkede kullanılmıyor veya kullanılıyorsa da ben duymadım. Evet, tabii kullanım çok az. Şimdi bu daha çok belediyeler sineklere karşı falan kullanıyor. Bu elektrostatik nedir? Elektrostatik ilaçlama çok önemsiyorum, çok önemli. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı bunun üzerine durup bunu, biraz pahalı bir makine bu. Buradaki şey nedir esas?
burada artı eksi şey yaratıyor bu makine ilacı atarken. Bunu yarattığı zaman mıknatıs etkisi yaratıyor aslında. Mıknatıs etkisi yaratıyor. Bunu yarattığı zaman da ilaç kaybı çok az oluyor. Çünkü rüzgar alıp götürmüyor ve yere düşmüyor. Böyle havada kalarak, çünkü elektrik var ya artı eksi. Bunu sağlıyor ve yaprağın her tarafına güzel siniyor. Ayrıca yaprak veya dal fark etmez. Veya gövde. Ayrıca yapıştırıcıya şuna buna gerek yok. Bu makineyi kullanmamız halinde %30 tasarruf sağlıyoruz. Bu çok önemli. Yani ve ilaç miktarında da %50 azalma sağlıyoruz. Tabii orada şöyle sorayım. Klasik yöntemlere göre %30 aslında daha etki yaratıyor. Daha fazla etkili aslında. İlaç kullanımında da %50'ye yakın bir kazanç sağlıyor. Azalma oluyor. Dolayısıyla doğayı çok bozmuyoruz. İlacın zararlı etkilerini daha çok görmüyoruz. Bu elektrostatik makinelerin, ilaçlama makinelerinin kullanılmasında ben Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı'nın birlikte hareket ederek, çünkü makinesi pahalı bunun. Evet. Hatta ağaçlar da büyük olunca yukarıdan aşağıdan atmak lazım. Onun kollu makineleri var. Birlikte hareket edip bu makineyi finanse edip destek veriyor, kredi veriyor. Mesela bahçe sahiplerine her türlü desteği veriyor devlet. Ama bu konuda da bizzat makineyi edinip kiraya mı verir? Ama bunun mücadelesini yapar da üreticiden, çiftçiden para mı alır? Şey karşılığı, yaptığı ilaç karşılığı. Bu çok önemli görüyorum ben bu hususu. Ve elektrostatik, izleyicilerimiz dikkat etsinler, bu ismi unutmasınlar. İnternetten araştırsınlar, bulundukları tarım ve orman teşkilatlarına başvurup oradan bunun hakkında bilgi alsınlar veya Bereket TV'ye veya benim şahsıma başvurduklarında ben onları yönlendiririm. Ama buna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın el atıp bu makinenin kullanılmasında çiftçimize yardımcı olması çok önemli. Bakınız, ben iddia ediyorum, Trakya'da yarıya düştü. Yani yarıdan fazla bir ürün kaybı oldu. Büyük rakam. Bu hastalıklar ve zararlılar nedeniyle. Oysa böyle bir makineyle mücadele edersek bunun önüne geçeriz. Bunun da yöntemini Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelip bunu değerlendirip yapmasında çok büyük fayda var. Bunun önüne geçmek için bir an önce Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve çiftçiler harekete geçmeli. Şimdi mücadele yöntemleri var, zamanlar var. Aslında daha çok konu var ama kısa bir ara verelim Selami, isterseniz aradan sonra tekrar devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sakarya'da ceviz hastalık ve zararlarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet Selami Bey, tabii şimdi biz isimleriyle, ceviz hastalık ve zararlarının isimleriyle kısaca bir izleyicilerimize fikir verdik. Özet yani bu ama, bir mesaj. Tabii şurada şunu unutmamak lazım. Hastalık ve zararlılar yıldan yıla değişebilir. Çok işte soğuk geçen kışlarda, çok geçen, tabii. Aşırı sıcak geçen yıllarda popülasyonlar ya da hastalığın durumu ya da çeşidi değişebilir. Bu sene çok yağışlı geçti, ondan da oldu. Tabii burada çiftçilerimizin bölgelerine göre hareket etmesi lazım. Evet. Bölgelerin durumuna göre, işte aşırı nemli bölgelerde mutlaka sürekli tetikte olmaları lazım. İşte tabii biz hep şeyi unutuyoruz. Yani önce kültürel önlem almak lazım. Tedbir almak lazım. Evet. İşte gerek bahçedeki hastalıklı yaprak atıklarıdır, işte dal parçalarıdır, işte budamada çok sıkıntılarımız var. Budamada hastalıkları bulaştırıyoruz özellikle. Yani kültürel mücadele. Kesinlikle. Tabii onlar şart. Yani önce kültürel önlem. Daha doğrusu burada olması gerekeni yapacağız biz. İşte budamada mesela birçok hastalık budama makasları, budama alet ekipmanlarıyla tabii bulaşıyor. Tabii sitelerde budamada göstermiştik. Kesinlikle. Şeyde. Daha önceki programlarımızı göstermiştik. Tabii gösterdik. Çok basit. Belki onlara çok zor geliyor ama mevcutta çok önemli, değerli bir ağacımız var. O ağaca biz hastalık ve zararlı, daha doğrusu hastalık bulaştırıyoruz. Dolayısıyla önce kültürel önlem alacağız. Şimdi tabii ilaçlama mevzusu var. Şimdi özellikle mantar hastalıklarına karşı mutlaka bir ilaçlı mücadeleye başlamalıyız ama burada da popülasyon, hani bizim ortaya çıkış değeri var ya. Evet. Tabii bakanlığımızın bu konuda birçok bölgede erken uyarı sistemi var. O da güzel bu, bir uygulama. Bu çok önemli. Bakanlık böyle broşürler yayınlıyor. Erken dediğiniz gibi bitki sağlığında tahmin uyarı sistemleri. Evet. Bu da toplu, yani her bahçeye gerekmez.
O civarda. Tabii burada şu var. Evet. Keşke her bahçede olsa. Yani keşke olsa ayrı, ayrı olsa. Ayrı ayrı olsa daha iyi çünkü de. Çünkü bölgelerdeki erken uyarı ve tahmin sistemi çok yeterli olmayabiliyor. Bu açıdan özellikle çok büyük bahçelerde mutlaka her bahçeye özgü bir erken uyarı sistemi olmalı. Yani gerek hastalıkların, gerek zararlıların, gerekse işte diğer hava koşullarının erkenden haber alınması açısından, tedbir alınması açısından önemli. Şimdi hasattan sonra, daha doğrusu bir bordo bulamacı uygulaması var. İsterseniz kısaca ona değinelim. Yani bitki, ceviz uyumaya geçtiğinde bir bordo bulamacı ile aslında kışa hazırlıkla başlayabiliriz bu işe. Eğer varsa orada bir hastalık, mantarı veya bakteriyel neyse varsa, tabii ki yaprak dökülme bitimine yakın %75'ini döktükten sonra dörtte biri kaldığında bordo bulamacı atılır. Ama varsa, yoksa da durup dururken ya her ihtimale karşı ben atılmasına karşıyım. Ama tabii burada daha varsa, çok aslında özellikle nemi yüksek bölgelerde, yani nemli bölgelerde mutlaka atılmalı. Ama ihtimal çok olan yerde olabilirdi ama kuru iklimde, yüksek akımlarda falan durup dururken de bordo bulamacı atmanın şeyi yok. Ben bu sene aralık mesafede yeni bir şey ortaya koyuyorum. Öyle bir çalışma yapıyorum. Yani rutubete göre aralık mesafenin değişmesi lazım. Eskiden diyorduk ki toprak verimine göre, yamaca göre, düz meyile göre diyorduk ama çeşide göre. Şimdi yeni bir şey daha eklendi. Rutubete göre aralık mesafenin tespit edilmesi lazım. Kesinlikle. Ona göre. Bu çok önemli. Bunun üzerine çalışma yapıyorum. İnşallah ileride bu çalışma bitince de ondan da ayrıca bahsederiz. Tabii şimdi hastalık ve zararla konusu çok geniş bir konu. Çok gerçekten uzun bir konu. Çok uzun bir konu. Çok faktör var. Ama mesaj veriyorum. Ama bu önemli. Şurada şunu belirtmek lazım. Evet. Yani hastalık ve zararlıları tetikleyen birçok faktör var. Evet. İşte mevcut bahçenin, işte bölgenin nemlilik durumu, yani çok nemli bir bölge ise orada tabii ki özellikle hastalıkların daha çok olacağını mutlaka bilmeliyiz. Evet. Bunun yanında işte ağacın terbiye sistemi özellikle hastalıkların artması açısından çok önemli. Yani havalanabilecek bir sistemle terbiye edilmeli. İşte aralık mesafeyle ilgili rutubet önemli, ön plana çıktı. Çünkü çok yağış oldu, hastalıklar başladı, ürün kaybı %50'yi geçti. O bakımdan aralık mesafede rutubete göre. Şimdi bir bahçenin, ben eskiden iklimini isterdim. En yüksek sıcaklık, en düşük işte yaprak ne zaman döküyor falan. Şimdi yeni bir şey ekledim. Rutubet orada ne? Tabii ki nem miktarı önemli. Rutubet, yani nem miktarını, ona göre aralık mesafeyi tayininde onu kullanıyorum. Evet. Bakteriyel yanıklık var dedik. Uç yanıklığı var dedik. İşte ceviz iç kurdu var dedik. Evet. Ve tabii bunların şimdi zamanları var, mücadele şekilleri var. Bunlarla ilgili baharda yapmak lazım. Yani bahardaki ilaçlama, bahar ve yaz sezonunda onu bahsedelim. O zaman şöyle yapalım. Tabii şunu belirtelim. Şimdi biz cevizde kış ve güz ve kış sezonunu konuşuyoruz. Evet. Bahardaki mücadele aslında o hastalıklara yönelik mücadele ama hem gübre hem de burada kış sezonunda aslında hastalık ve zararla ilgili yapılması gereken tek şey özellikle yaprak dökümünden sonra, yani ağaç uykuya geçtikten sonra bir bordo bulamacı, %2'lik bir bordo bulamacı. Budamadan sonra kesinlikle bir bordo bulamacı ya da mantar ilacı atılmalı. Evet. Çünkü orada bir yara açıyoruz. Rutubetli yerlerde. Kesinlikle. Çok aşırı nemli bölgelerde. Evet, nemli bölgelerde. Ama yine de her nerede olursa olsun bir yara dokusu açıyoruz. Mutlaka bir bakır içerikli mantar ilaçları kullanabilir ya da direkt bordo bulamacı kullanabilir budamadan hemen sonra. Evet. Kış döneminde aslında yapacakları uygulamalar, özellikle bitki sağlığı ile ilgili yapacakları uygulamalar hemen hemen böyle. Alet ekipman temizliği kesinlikle önemli. Kesinlikle, onu kesinlikle onu ihmal etmemeliler. Çok basit dezenfektanlarla alet ekipmanları ağaçtan ağaca gezerken mutlaka temizlemeliler. Evet. Bir de burada şimdi özellikle zararlı konusunda yine daha önceki programlarda da özellikle bitki beslemede de söyledik. Bahçelerde kesinlikle dal budak artığı, ondan sonra kültürel tedbirleri alacağız. Hastalıklı yaprakları mutlaka sonbaharda toplamak lazım. Evet. Bir de işte özellikle ahır gübresini bahçede yığın halde bekletmek zararların özellikle popülasyonun artmasında çok önemli bir konu. Onu da burada belirtelim bence. Peki o zaman ilerleyen dönemlerde izleyicilerimizi bu hastalık ve zararlarla ilgili zaten daha detaylı programlar sunacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani cevizde güz ve kış sezonu uygulamaları ile ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz toprakta iyi altyapı oluşturup da mikroorganizmaya iyi bir ortam sağlarsak bu ağaçlar doğaya, hastalığa, zararlıya karşı gelebiliyor. Ama zayıf bırakırsak her türlü hastalık, musibet, zararlı gelir bulaşır. Kesinlikle. Şimdi tabiatta öyle bir şey var ki fitokimyasal diye bir şey var. Bunun on binlerce çeşidi var. Yeni bir keşfedildi bu fitokimyasallar. Bu şeyin dışında bir şey. Yani fitokimyasallar. Bu ne zaman biz iyi bir ortam sağlayıp da mikroorganizmaya iyi bir ortam sağlayıp da sağlıklı ağaçlar yetiştirirsek bütün bu mücadelelere karşı zararlı ve hastalıklara karşı mücadele edebiliriz. Bir de erken uyarı, yine aynı tekrar edelim. Erken uyarı sistemi çok önemli. Kesinlikle. Bir de son olarak söylemek istediğim ve bu programın en önemli noktası elektrostatik zirai ilaçlama. Tabii o işin uygulama kısmı, yani mücadele yani kısmı. Yani %30 aslında. Tasarruf, %50 de daha az ilaç kullanıyorsunuz ve etkisi oluyor. Evet. Öbür türlü bizim bildiğimiz geleneksel ilaç motorları, her ne kadar memesi şuysa buysa da şu takılıyor, bu takılıyor, şu aparat, şu bu falan deniyorsa da en güzeli bu elektrostatik. Bunun tarımda da belediyeler kullanıyor bunu. Sineklere karşı, şeye karşı, hijyenik şeye karşı. Ama tarımda da kullanılması benim en büyük dileğim. Son isteğim bu. İnşallah yaygınlaşır. İnşallah. Rakamlar İnşallah. Düşer. İnşallah. Herkes kullanır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben şey verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Cevizde güz ve kış sezonunda yapılması gerekenleri kısaca sizlerle paylaştık. Bir başka programda, bir başka konuyla, bir başka bölgede tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürüne, ürününüz berekete dönüşsün. Hoşça kalın.